Yeni bir yılı karşılamaya az bir süre kala yılbaşı sofraları için yapılan hazırlıklar devam ederken beslenme ve diyet bölümü uzman diyetisyen Betül Mert yılbaşı sofraları için önerilerde bulundu. Uzman diyetisyen Betül Mert yılbaşının ertesi günü de toparlamak açısından yine güne hafif başlayarak sebze ağırlıklı ürünler tüketerek ilerlerseniz bir önceki akşamında karşılığını denkleştirmiş olacaksınız diye konuştu. 2023 yılının sonuna geldik. Danışanlarımızdan en çok soru aldığımız şey yılbaşı akşamında nasıl beslenmeliyiz? Yılbaşı için bizim yasaklarımız yok. O gün serbest olarak geçirebiliriz. Çünkü senede bir gün olan bir şey olduğu için kutlayarak geçirmek daha güzeldir. Ama o günün e, sabahından başlayıp e, kısıtlı beslenerek gidersek yani dengeli bir şekilde ilerlediğimiz zaman akşamki bize sıkıntı olarak dönmez. Kahvaltıya yumurta ve peynirle başlayıp karbonhidratı birazcık daha kısıtlı tuttuğumuz zaman alacağımız karbonhidratı akşama eklemiş olursunuz. Bu da bize sıkıntı olarak dönmemiş olur. Yine gün içerisinde ara öğünlerinizi yaparak ilerlersek, öğleni sebzeyle geçirip eğer akşama hindi dolması gibi bir protein kaynağı yükleyeceksek öğleni sebzeyle geçirmeniz daha sağlıklı olacaktır. Meyveyi kısıtlı tutmak, yine akşamı meyve tabaklarıyla geçireceğiniz bir akşam olacağı için gün gün içerisinde yiyeceğimiz meyveyi bir tık daha kısıtlı tutmanızda fayda var. Yine akşam en çok sofralarımızda yer alacak olan şeylerden bir tanesi olan kuru yemişi de kavrulmuş olarak değil de çiğ olarak tercih edersek bu da yine sağlıklı bir atıştırmalık olacaktır. Ertesi günde, yılbaşının ertesi günü toparlamak açısından yine güne hafif başlayarak ve salata sebze ağırlıklı yani lif içerikli besinleri tüketerek ilerlerseniz bir önceki akşamının da karşılığını denkleştirmiş olacaksınız. 2024'ünde herkese sağlık, huzur ve mutluluk da gelmesini diliyorum.